hangi dilleri biliyorsunuz İngilizce, acaba? İngilizce, Fransızca. İngilizce, Fransızca çok güzel gerçekten. Ne oluyor burada ya? Siz kimsiniz? Mülakat için geldik. Mülakat mı? Evet. Cevat, Kamil, ne oluyor lan burada? Bir dakika hanımefendi, sıra bende. Ne sırası ya? Ayşe, yok yok hanımefendi, bizim arkadaşımız. Ya rica etsek bize bir 5 dakika verir misiniz? Kusura kalmayın, kusura kalmayın. Oğlum kim bu adamlar? Dil bilimciler. Dil bilimciler mi? Lan ne yaptınız lan siz? Siz gidip herkes haritadan mı bahsettiniz? Tam olarak öyle değil. Direkt tam olarak öyle değil. Bu kadar adam nereden duymuşsa gelmiş o zaman. Oldu olacak bir de gazeteye ilan verseydiniz. Biz de verdik zaten. Şaka. Yok şaka değil, gerçekten gazete verdik ilan. Ha bak işte aha burada. Arapça, Osmanlıca, İbranice ve Türkçe'ye hakim, harita okumayı bilen, tercihen define işlerine. Meraklı. Sır saklamayı kendisine ilke edinmiş, ağzı sıkıntılı bilimciler öğrenmekte ve mülakat saat 21 ile 23 arasında yapılacak. Yani bu çok zeki bir şaka değil mi? Yani sizi aşan bir şaka. Kim yaptı bunu? Ha? Ben size değil bilimci buldum dedim de gazeteye ilan verin mi dedim? Ha? Ama sen dedin ki bize dedin dil bilimci bulun dedim. Biz de bulduk da. Manyak mısınız lan siz? Böyle bir şey yapılır mı? Hem herkesten gizli diyorsunuz hem de gazeteye ilan veriyorsunuz. Oğlu olacak billboardlara bastırsaydınız haritayı. Ne oldu bizim mülakat işi? Beyefendi. Sizin mülakat işi aslında bir mülakat değildi. Yani beyefendi şöyle söyleyeyim. Bu aslında sosyal bir deney. Ne yani? Harita yok mu şimdi? Yok. Harita yok. Şöyle ki, biz ülkemizdeki kültür seviyesinin Aziz Nesin'in dediği boyutlarda mı olduğunu merak ettik. Ve öyleymiş. Aziz Nesin haklıymış. Bazıları için az bile söylemiş hatta. Yani beyefendi, şöyle özetleyeyim. Harita falan yok. Zaten bu devirde harita ne arar yani. Siz de deneyimize duyarsız kalmadınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sahtekarlar, sizi dava edeceğim. Dolandırmaya kalktınız bizi. Ne? Ne diyorsun kardeşim? Sen dolandırmaya kalktın sana. Ayıptır da. Ha, sahtekar falan ne oluyor öyle? Papyon mu? Polise gidelim. Şikayet edin. Tamam. Yok abicim, bir saniye durun. Tamam. Tamam, siz şimdi dil bilimci misiniz? Öyleyiz tabii. Tamam, çok güzel. O zaman söyleyin bakalım. Dünyanın en eski dili hangisi? Bu ne demek şimdi? Sözlü sınavda mıyız? Beyefendi, filoloji mezunu değil misiniz siz? Cevap verin. Osmanlıca. İngilizce. Türkçe. Emoji. Pis sahtekar. Utanmazlar, gecenin bu saati gelmişler buraya. Asıl ben sizi polise şikayet edeceğim. Gecenin bu saatte utanmıyor musunuz lan buraya dil bilimciyiz diye gelmeye? Ha? Bir de gelmişler fularlarıyla, papyonlarıyla, tiplere bak. Yürüyün. Buraya. Bir daha benden habersiz haritayla ilgili tek bir adım dahi atmıyorsunuz. Anladınız mı beni? Anladık, anladık da ya hakikaten bu dünyanın en eski dili hangisi? Ne bileyim ben Cevat? Dil bilimci miyim ben? Efendim hala? Zeynep, neredesin kızım sen? Ben... Ay hala, benim canım bir dondurma çekti ki sorma. Ben mahalledeyim, dondurma almaya gittim. Zeynep kızım, Elif Sun'un ateşi çıktı. Ha bu Selim'in bir ateş düşürücü şurubu var idi. Ben onu bulamıyorum. Nereye kaldırdın sen onu? Aa, yapma ya. Kuzum benim, koyamam Elif suya. O ilaç bitmişti, şurup. Ben şimdi nöbetçi eczane bulurum. Oradan alır gelirim halacığım, tamam? Yok kızım yok. Sen gece gece arama şimdi. Sen dön gel eve, ben Orhan'ı yollarım. Hala ne olacak ya? Mahalledeyim zaten, merak etme. Hemen alır gelirim. Tamam, ondan alacağım. Tamam, merak etme. Hadi, hadi bay bay. Sakın. Haritaya bakmayacaksınız bile. Unut, öyle bir harita yok. Tamam mı? İlan vermişler. Görüyorsun değil mi? Senin yüzünden fırça yedik da. Ne benim yüzümden olsun? Senin fikrin değil miydi gazete?
Setlemedin mi dil bilimci bulalım diye de? Ben git gazeteye ilan mı ver dedim sana. Ya hadi git. Ya bizi sallaştın. Hadi git. Zırgıt hala konuşuyorsun ya. Sen onu bırak da söyle bakalım kâfilden hayvan var mıdır? Vardır. Kamil. Hadi lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.